Karasu, Bozüyük. Bir taşın kovuğundan çıkan su, kim derdi ki Bilecik'e, Sakarya'ya kadar ulaşacak? Evet değerli izleyenler, Bozüyük Karasu, Bozalan Köyü'nün altında yer alan bir kayanın kovuğundan çıkan güçlü bir akarsuya dönüşen ve içme suyunun da karşılandığı kocaman bir nehir aslında. Şimdi o görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve altında güzelliklerle dolu yeşil, ağaçlık ve mesire yeri. Türbin denmesinin nedeni ise su ile dönen türbinli değirmenlerdir. Değirmenler genellikle buğday, un üretiminde kullanılmış ve sudan faydalanılmış. Suyun gücüyle yapılmış. İşte buradaki su yıllardan beri o kayanın kovuğundan aka akar. Nice değirmene güç olmuş, kuvvet olmuştur. Karasu, Bozüyük'ün adeta atar damarıdır. Berrak suyu ve bu suyun altında kalan balık çiftlikleri, alabalık üreticiliğinde kullanılan bu balık çiftlikleri ekonomiye ve üretime de büyük bir katkıda bulunmaktadır. Şimdi görüntülerimizi yavaş yavaş yukarılara doğru, yani suyun depo edildiği yere doğru aktaracağız, çıkacağız yukarılara doğru. Yaklaşık %10 bir eğimle aktığını görürsünüz. Ve bu akış çok zaman zaman çok hızlı bir şekilde olduğu için, zaman zaman da durağan şeklinde aktığı için çok güzel görüntüler oluşturmaktadır. Karasu, Bozüyük'ün atar damarı dedik. Ve bu görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yukarılara doğru çıktığımızda suyun daha da hurçunlaştığını ve daha hızlı aktığını görüyoruz. Zaman zaman daralan noktalarda suyun daha basınçlı aktığını görmekteyiz. Mevsim olarak Mart ayına denk geldiği için otların kuru, soluk renkler ekranlarımıza yansıdığını görüyoruz. Bahar aylarında açan o yeşillikler, çiçekler burada muhteşem bir manzara oluşturmakta. İşte deponun alt kısmında suyun fazla olan kısmı bu şekilde akarsu oluşturmakta değerli izleyenler. Buradaki akan su depolanandan fazlası dışarı akmaktadır. Ayrıca buraya buradan Bilecik içme suyu da gitmektedir. Bilecik'in içme suyu da karşılanmaktadır. Onun da fazlası gördüğünüz gibi akarsu şeklinde Sakarya'ya kadar gidiyor. Deponun çıkışında basınç engelleyici vanalardan veya kapaklardan oluşan bir bölüm izlediniz. Tekrar deponun olduğu bölümden aşağıya doğru indiğimizde bir su türbininin olduğu yerde
halen ağaçlara sarılmış sarmaşıkları görmekteyiz. Bir hafta sonu bu şekilde Mart ayının güzelliklerini aktarmaya çalıştık. Bugünkü anlatabileceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.